Çok sık doktor değiştirmek, merkez değiştirmek de herhalde doğru değil. Yani belli bir yere kadar gidebilirler. Hekimin yaklaşımı, ekibin yaklaşımı da burada çok önemli. Ya da bir iki kere denediler, olmadı, tamam, değiştirebilirler. Ama daha her şey yeni başlamışken doktor değiştirmek herhalde çok doğru değil. Çünkü biraz da tüp bebek tedavisi alanı, biraz medyadan baktığımızda fazla reklam, tanıtım ve biraz da abartı olaylarının da ön plana çıktığı bir yol oldu. Ben hep söylüyorum çevreme, yakınlarıma, siz de vesile oldunuz, sağ olun. Bir Evet. defa reklam yoluyla, sosyal medya yoluyla doktor seçmemek lazım kendimize her alanda. Çünkü burada önemli olan şey meslektaşlarımızın aldığı eğitim. Bu eğitimden sonra birine güvensinler ve o doktorda kalsınlar. Devamlı dolaşmak onları her seferinde başa döndürecek. Çünkü sizin istediğiniz bir testi ben beğenmeyebilirim, tekrardan isteyebilirim. Bunlar hem maddi olarak hem de manevi zaman kaybı açısından hastayı çok yoracak şeyler. Bir kere başarı maalesef %100 olamıyor tüp bebek her zaman. Yani ben şu doktora gittim, illaki ilk denemede gebe kalacağım gibi beklenti hem o meslektaşlarıma hem de hasta açısından böyle bir beklenti hayal kırıklığı olacaktır. Dolayısıyla benim önerim ilk 3 denemede aynı doktorda kalabiliyorlarsa bu çok önemli. Çünkü hem o doktor arkadaşım da yumurta ve sperm ve embriyo kalitesi hakkında ciddi bir bilgi sahibi olacak. Bazen çünkü maalesef deneme sonunda görebiliyoruz. Doğru. Yani mesela spermi mikroskop altında bakıyoruz Esra Hanım. Az çok kaba taslak herhangi bir sorun var mı söylüyoruz. Ancak yumurta böyle değil. Yumurtayı ancak büyütüp ilaçlar belli bir boyuta getirdikten sonra uyutarak kadını tek tek biz iğneyle topladığımız için yumurtayı ancak tüp bebek tedavisi sırasında görebiliyoruz. Bazen öyle kötü yumurtalarla karşılaşıyoruz ki dönüp esasında tüp bebek tedavi tanı yöntemi oluyor. Diyoruz ki sizin maalesef gebe kalamamanızın en büyük sebebi embriyo kalitenizin düşük olmasıymış diyoruz. Benim o yüzden hastalara önerim 1, 2, 3 denemede sebat edip inşallah zaten hani ilk 3 denemede eğer çok ciddi bir sıkıntı yoksa %60-70 gebelikle sonuçlanıyor, başarı oluyor. Ama sonrasında 3 tane negatif varsa tabii ki ikinci bir görüş almak daha iyi olabilir. Ama hep söylüyorum hani sakın bir kere olmadı ben işte şuraya gideyim gidebilirler tabii ki ama o zaman her seferinde başa döndüklerini ve daha vakit kaybettiklerini bilsinler.